Hocam, kök hücre nedir? Hocam kök hücre zaten ismi üzerinde bir kök, bir de hücre. Yani hücrelerin oluştuğu bir kök. Aslında kendisi de bir hücredir. Ve bu kök hücreden bütün vücudumuzdaki dokular, hücreler, organlar ve sistemler gelişir. Aslında bizi biz yapan, bedensel olarak bizi biz yapan bütün dokular, organlar ve hücreler bu kök hücreden farklılaşır. Bildiğiniz gibi anne ile baba dan gelen hücrelerle iki hücre birleşiyorlar ve vücut oluşmaya başlıyor. Bu vücut oluşurken hücreler hem çoğalıyor hem farklılaşıyor. Bunlar hem çoğalacak hem farklılaşacak. Bunlar için bir ana hücre gerekiyor. İşte bunlar kök hücre. Ve bu kök hücre devamlı farklılaşırken konuyla ilgili kök hücreler olur. Mesela derinin oluşumundan sorumlu kök hücreler olur. Damarların oluşumundan sorumlu kök hücreler olur. İşte örnek veriyorum, bağırsakların oluşumundan kök hücreler olur. Ve böyle 3-5 çeşit kök hücreden bütün vücudumuzun hücreleri, organları, dokuları, sistemi gelişir. Ve bu kök hücreler vücudumuzda her zaman bulunur. Yani biz ister 1 yaşında olalım, ister 90 yaşında olalım, kök hücremiz vücutta hep vardır. Niye vardır? Çünkü bu kök hücreler vücudun ihtiyacı olan hücreleri üretmekten sorumludur. Yani vücutta bir doku bozulduğu zaman, bir hücre öldüğü zaman onun yerine yeni hücreyi yapmak için buraya başvurulur. Ha, herkes de aynı hızda mıdır? Herkes de bu kadar etkili midir? Değildir. Yoksa hiçbir hastalık görülmezdi. Bütün hastalıkları vücudumuzdan kök hücreler düzeltirdi. Ama vücudumuzda her zaman var olduğunu ve gerektiği zaman biz kullanmaya başladığımızı ve şu andaki tıp buna müsaade ettiğini bilmemiz gerekir.